Sevgili çocuklarım, ışık kaynaklarını bizler iki bölümde inceliyoruz. Birincisi doğal ışık kaynakları, hemen böleyim. İkincisi de yapay ışık kaynakları. Doğal ışık kaynakları neydi? Ne demektir doğal ışık kaynakları? Sevgili çocuklarım, doğal ışık, doğal ışık kaynakları kendi kendine ışık üretebilen kaynaklarına biz doğal ışık kaynakları diyoruz. Kendi kendine kendi ışığını üreterek etrafına yayan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynakları diyoruz. Bunların en başında örneğin güneş gelmekte. Güneş bizim en büyük hem ısı hem de ışık kaynağımız hem de doğal bir ışık kaynağı. Başka örneğin çocuklarım yıldırım Doğal bir ışık kaynağı, kendi kendine ışın üreten bir ışık kaynağı. Örneğin çocuklarım, yıldızlar. Doğal bir ışık kaynağı. Etrafta ışık yayan canlılar da var sevgili çocuklarım. Örneğin ateş böceği. Ateş böceği doğal bir ışık kaynağı. Kendi ışığını üretiyor. Denizlerdeki fener balığı. Bu da kendi ışığını üreten bir canlı sevgili çocuklarım. İşte biz bunlara doğal ışık kaynakları diyoruz. Kendi ışığını üretip etrafına kendi ışığını yaymakta. Bir de çocuklarım insanlar tarafından üretilen insanların icatlarıyla ortaya çıkan ışık kaynakları var ki biz bunlara yapay ışık kaynakları diyoruz. Bu yapay ışık kaynakları nelerdir diye sorduğumuzda aklımıza ilk önce mesela evlerimize geceleri kullandığımız ampuller gelecek. Başka ışıldaklar gelecek. Başka mu yapay bir ışık kaynağı araba farı Ha, bu da aynı şekilde yapay ışık kaynağı. Yapay ışık kaynaklarını çok fazla sıralayabiliriz sevgili çocuklarım. Meşale bir yapay ışık kaynağı örneğin. Benim şunu net bir şekilde ifade edebiliyor olmam lazım çocuklarım. Doğal ışık kaynağı, kendi kendine ışığını üreten, etrafı aydınlatan ışık kaynakları. Yapay ışık kaynağı ise çocuklarım, insanlar tarafından üretilmiş, e, icat edilmiş ürünler, ışık, etrafına ışık yayan e, ışık kaynakları olarak ifade edebiliriz. Bunlar da yapay ışık kaynakları. Bazı maddelerde çocuklarım, ışık kaynağı olarak ifade edemeyiz. Biz bunlara aslında... Ne diyoruz biliyor musunuz çocuklarım? Yansıtıcı madde diyoruz çocuklarım. Maddeler. Yansıtıcı maddeler diyoruz çocuklarım. Biz bunları ışık kaynakları olarak ifade etmiyoruz. Yani bir ışığı yansıtan maddelerdir bunlar. Mesela hep aklımıza gelir ve karşımıza da çıkar bu soru. Mesela çocuklarım ay ay bir ışık kaynağı mıdır? Hayır. Ya da ay doğal mıdır, yapay mıdır? Hayır. Ay ışık kaynağı değildir. O yüzden doğal ışık kaynağı da değildir, yapay ışık kaynağı da değildir. Ay yansıtıcı bir maddedir. Örneğin çocuklarım, ayna. Ayna bir yansıtıcı maddedir sevgili çocuklarım. Bir ışığı başka bir yere yansıtan maddelerdir bunlar. Ee, bu konuda önemli notlarımızı alalım. Ay ayna gibi maddeler ışığı yansıtan maddeler. Asla ışık kaynakları olamazlar sevgili çocuklarım. Bu konuda gerekli notlarımızı alalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.